Ya odanın girişinde bir kadın gezdiriyordu. Kanka ben onu çaldım ya. Hayır, satacaksanız belki alıcı oluruz, o yüzden söylüyorum. Gidiyorum ya, niye polis arıyorsunuz? Bırakacaksın. Hayır, niye vereyim ya, kendi köpeğim. Niye size vereyim? Bir anda almıştı başka bir yere, ben de aldım köpeği, kaçtım, çaldım. Abi köpek ama bu, yani insanla bir senin tutmamak lazım. Senin için köpektir ama sahibi için evlattır. Tamam. Bir daha da bu işlerden uzak kal. Abi ne yapacağız ya, kime vereceğiz bunu? Ben bakamam, eve getiremem zaten. Satmamız lazım, bugün hemen okutalım bunu. Evet, herkese yeni videodan daha merhaba, ben Onur. Bugün yine çok güzel bir sosyal deneyle karşınızdayım. Bugün yanımızda şöyle ufak dostumuz, dur, Maço var. Maço ile birlikte çok güzel bir sosyal deney çekeceğiz. Oğlum, nasıl yapacağız arkadaşlar, hemen anlatayım. Kamerayı bir yere sabitleyeceğiz, gizli bir çekim yapacağız. Maço ile birlikte insanların yanında oturacağım ve telefonla konuşuyormuş gibi yapacağım. Maço'yu bir insandan çaldığımızı ve bunu satabilir miyiz diye soracağım. Bakalım insanların tepkisi ne olacak? Bakalım ne olacak? Ben de çok merak ediyorum. Arkadaşlar videoya geçmeden önce beni kırmayıp aşağıdan videoya beğenip kanala abone olursanız çok güzel olur. Şu güzel bebeğimizin şerefine beni ısıracak. Yapma. O zaman ne yapalım? Çok vakit kaybettik. Yavaştan videoya geçelim. Hadi bakalım. Alo. Kanka ne yapıyorsun? Modadayım ya. Ne yapayım? Kanka sana gösterdiğim bir köpek vardı ya. Modanın girişinde bir kadın gezdiriyordu. Kanka ben onu çaldım ya. Aynen. Kadın bir ara dalmıştı başka bir yere. Ben de aldım kaçtım direkt. Görmedi beni. Kanka bir an önce gel, bu köpeği satmamız lazım. Para lazım. Cinsi mi? Kanka galiba Maltese Terrier'e benziyor ama para eder ya. Güzel bir köpek. Bakımlı yani. 2000 lira. Çok iyi, çok iyi. Hemen müşterisini bulabilir misin? Tamam kanka, bekliyorum, odadayım ben. Gelirsin ya da ben geleyim. Neredesin sen? 2000 liraya satabilecek misin sen bunu şimdi? Kanka güzel köpek, bak bakımlı diyorum. Tamam tamam, okutmamız lazım bunu, bak para lazım acil. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Pardon, yanlış mı duydum ben? Buyurun. Köpeği satmam gerekiyor falan mı? Yok hayır, yanlış duydunuz. Benim köpeğim bu. 2000 lira falan dediniz. Yok, arkadaşıma şaka yaptım ya öyle. Nasıl şaka yaptınız? Ya şakalaştım öyle yani, şakasına söyledim onu. Benim köpeğim. Böyle şaka mı olur? Niye olmasın? Arkadaşıma şaka yaptım yani. Arkadaşınızı arayın. Köpeği de aldık. Ya şakasına söyledim öyle yani, bir sorun yok. Hayır, satacaksanız belki alıcı oluruz, o yüzden söylüyorum. Bulabilir misiniz gerçekten? Aynen. Arkadaşımı arayayım. Tamam, arayın yani, olursa güzel olur. Polisi ara kanka dedim ben. Polisi mi? Niye polisi arıyorsunuz? Polis arkadaşına ne aldın ya? Benim köpeğim ya, sorun yok. Arkadaşına niye, öyle şaka mı olur? Şakasına söyledim, sorun yok. O zaman neden alacağımızı söylediğimizde bize... Aynen. Size de şaka yapayım dedim ya. Biz kimiz de bize şaka yapıyorsun polisi? Hayır hayır, hiç gerek yok gerçekten. Yok, sorun yok yani. Ya köpek sonuçta ne olacak yani? Köpek sonuçta mı? Evet. Ben şimdi size dürüstçe söyleyeyim. Bir kadın gezdiriyordum odanın girişinde. Bir yere dalmıştı. Ben de aldım kaçtım. Yani nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Ya köpek sonuçta hayvan. Ne olacak ki yani? Ya ne bileyim, ben değerli bulmuyorum yani. Başka satacak bir şey bulamadın mı? 2000 lira verirler dedi arkadaşım. Şimdi konuştum. 2000 lira verirler. Evet. Arar mısın polisi? Ya sizi ilgilendirir mi? Pardon ama. Tamam ben arayayım. Sizi niye ilgilendiriyor yani bu konu? Tabii ki de ilgilendim. Alo. Evet, şu an Moda sahilindeyiz. Burada bir kişi kadından köpek benim diyorum. Köpek benim köpeğim. Hiçbir kanıt yok. Ben gidiyorum. Bir dakika, nereye gidiyorsun? Gidiyorum ya. Niye polis arıyorsunuz? Evet. Köpek benim köpeğim. Elinizde bir kanıt yok yani. Derdimi sordum, bize alıcısı var mı falan diye. Ya şakasını öyle söyledim yani. Arkadaşıma şaka yaptım. Siz de buradan bana laf attınız. Ben de size şaka yapayım dedim yani. Memnun oldum. Hayır, görüşürüz. Dur bir dakika. Bir dakika. Ya sizi niye ilgilendiriyor ki bu durum ya? Nerede köpek benim köpeğim. Dolaştırıyorum burada istediğim gibi. Şey yok, kimse bana bir şey söyleyemez burada. Hızımdan biraz ilerleyin. Kapatır mısınız telefonu? Tutuyoruz burada. Siz gelene kadar. Tamam. Teşekkürler. Arkadaşım alacak. Biraz ben gidiyorum. Bekle. Görüşmek hayır, üzere. Hayır, biraz bekler misin? Niye bekleyeyim? Hayır. Köpek benim köpeğim. Köpeğimi gezdiriyorum yani. Şey arkadaşıma da şaka yaptım. Siz yanlış anladınız. Yok hayır, bekle birazcık. Arkadaşımızı alır bizi. Benim köpeğim, adım X.
Evet, next. Birkaç fotoğraf göstersin öncekilerden. Yani telefonu değiştirdim ben. Eski telefonumda kaldı. Kesin öyle olmuş. Ben gidiyorum o zaman. Yok, yani hayır, bekler misin lütfen? Hayır, niye vereyim ya? Kendi köpeğim. Niye size vereyim? Evet, alalım biz onu. Hayır. Yalnız şu an yaptığınız davranış kötü bir davranış. Senin yani benden kendi köpeğimi almaya çalışıyorsunuz. Ben şu an polisi arayacağım. Tamam, ara lütfen. Ara. Polis geldiğinde bizi şikayet eder. Hayır, vermiyorum ben köpeğimi. Tamam, vermek zorunda değilim. Geliyor polis. Bizi şikayet eder. Senden alıyoruz köpeği. Polisin de bir kanıtı yok, sizin de bir kanıtınız yok. Ne yapabilirsiniz ki yani? Ben köpeğimi tasmasıyla birlikte dolaştırıyorum yani. Kartı falan vardır illaki. Var ama evde kaldı. Getiririm. Hatta tamam, fotoğrafını tamam. İsteyeyim. Kanıtlayabileceğimiz bir şey. Evim burada, yakınım zaten. Tamam, polis gelince köpeği bırak, bize gitsin o zaman. Biz köpeği alalım istiyorsan. Yok, gerek yok. Niye? Ben eve gideyim, getireyim size karnesini. Yok. Olmaz. Olmaz mı? Olmaz. Peki şöyle yapalım. Şöyle yapalım o zaman. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu bir sosyal deneydi. Kameramız şurada. Kameraman el salla. Gerçekten çok güzel tepkiler verdiniz. Güzel bir şey. Böyle insanların olması. Zaten ben bir düşündüm acaba sosyal deneyim. Ama orada geldi. Kamera orada. Çok saçma çünkü 2000 lira falan eder dedi. Böyle bir tepki beklemiyordum. Güzel yani. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Selamünaleyküm. Aleyküm. Oturabilir miyim abi buraya doğru? Kardeşim. Tamam, eyvallah. Afiyet olsun abi. Eyvallah, sağ ol. Alo. Kanka ne haber? Neredesin? Ben de Moda'dayım ya şu an. Ya sana bir şey söyleyeceğim. Bu Moda'nın girişinde bir tane kadın köpek gezdiriyordu. Bir anda almıştı başka bir yere. Ben de aldım köpeği, kaçtım, çaldım. Ne yaparız bunu kanka? Çok güzel bir şeye benziyor. Bilmiyorum ya, para eder yani. Para lazım ya. Bir şekilde satmamız lazım. Okutamaz mıyız bunu? Ya galiba Maltese Terrier. Ona benziyor ama. Ya 2-3 bin lira eder diyorsun. Tamam o zaman. Tamam. Sen gel yanıma. Bekliyorum ben. Moda sahildeyim. Tamam, hadi görüşürüz. Bunu satalım ama bak, kesin satalım. Abi ne yapacağız ya? Kime vereceğiz bunu? Ben bakamam, eve getiremem zaten. Satmamız lazım. Bugün hemen okutalım bunu. Tamam, hadi görüşürüz. Telefonla konuşmada kulak misafiri oldum kardeşim. Buyur abi. Konuşmalarına kulak misafiri oldum. Ha, sen duydun mu abi ya, evet, beni? Evet, sen bu köpeği nereden aldın kardeşim? Ha, bu benim arkadaşımın köpeği abi. Telefonda ne söyledin sen? Ha, öyle şaka yaptım arkadaşa ya. Peki şakaya da benzemiyor. Moda'da dedim, ben dedim bunu birinden çaldım. 2000 liraya okutalım falan diye böyle bir laflar söyledin. Seyit değil mi kardeşim başka insanın köpeğini çalıp da satmak? Abi sana dürüstçe söyleyeyim. Söyle bakalım. Abi cepte para yok. Heh. Köpeği kadın gezdiriyordu. Dalmıştı. Ben de aldım kaçtım. Hiç cepte bakmadı. Para yoksa kardeşim erkek adam gider namusunla çalışır. Başkasının parasıyla karın doymaz. Nereden bulursan bu hayvanı götür, aldığın yere geri bırak. Abi şimdi müşterisini de bulduk, vereceğiz hemen. O müşterisiyle falan alakası yok bunun. Sen bunu nereden aldıysan götür, sahibinin kapısına geri bırak. Delikanlı adama yakışmaz bunlar. Abi köpek sonuçta, ne olacak ki yani? Bu senin şey için olmaz. Bir köpektir ama çaldığın insan için bu bir evlattır, bunu unutma. Hmm. Bunu evladı gibi seviyor. Yakışmaz kardeşim sana. Abi ama ne bileyim ya, ekmek parası yani bu şekilde ya, bazen. Ekmek parası dediğin gider alın teriyle çalışılan paradır. Hırsızlıkla yapılan para ekmek parası değildir, namussuzluktur kardeşim. Şimdi bulamam ki sahibini abi ben onun. Aldım bir kere. Sen bunu önce dedin ki Moda'da bir kadının gezdirirken oradan aldım dedin. 2000 liraya okutur muyuz diye telefonla konuştun. Abi sen ya duydun mu? Sen misafiri duydum. Hmm. Tamam mı? Sağ değilim kardeşim, aramızda 1 metre mesafe var. Abi vallahi ben bilemedim şu an ya, sen öyle deyince. Sana bir şey söyleyeceğim. Buyur abi. Senin evladını biri alsa götürse, ya bir gün işte organ mafyası var vesselam vesselam. Götürse başka birine satsa, bir baba olarak vicdanı rahat eder. Abi köpek ama bu, yani insanla bir tutmamak lazım. Senin için köpektir ama sahibi için evlattır. Bunu unutma. Hayvanlar Allah'ın yarattığı sessiz bir kuldur. Evet, evet, ama evet. Bunu hiçbir zaman bir hayvan gibi görme kardeşim. Abi ben hiç öyle düşünmemiştim ya, sen söyleyince şimdi delikanlı kötü oldum, adamım, kendimi kötü hissettim. Aldığın yere götür, teslim et. Eğer ki kendine güvencin varsa git özür dile. Ekmek parası kazanmak istiyorsan da git namusunla para kazan. Haklısın abi, vallahi ağzına sağlık. Tamam. Çok teşekkür ederim. Bir laf vardır, bunu unutma. Sert duvar hiçbir zaman yıkılmaz. Dik dur kardeşim, namusunla para kazan. Doğru, hırsızlıkla haklısın. Başkasının canını yakarsan
Hiçbir zaman bir şey elde edemezsin bunun. Doğruluktan şaşmayacak. Çok güzel söyledin abi. Ağzına tamam. Sağlık. Vallahi yani hiç böyle düşünmemiştim. Kendimi kötü hissettim şu an. Başkasının canını yakma. Allah vardır. Elbet gelir bir gün de seni bulur kardeşim. Tamam mı? Abi sen söyleyince böyle kötü hissettim kendimi abi. Ben o zaman sahibine bırakayım. Moda sahibine bir yer. 5-10 dakika almaz. Cesaretin varsa git sahibinden özür dile. Kötü hissettim kendimi. Gideceğim. Vereceğim. Çok sağ ol abi. Ağzına sağlık. Yani eyvallah. Bir şeyleri anlamış oldum şu an senin sayende. Doğruluktan şaşma kardeşim. Çok teşekkür ederim abi. Allah'a emanet ol. Sana güveniyorum. Tamam temiz abi. Temiz bir insansın. Üstün başın temiz. Kaliteli bir insana benziyorsun. Bu işleri yapacak adam da değilsin. Belki mecburiyetten yapmış olabilirsin. Tamam mı? Ama hani hata yapmışsındır. Bir daha bu hataya düşme kardeşim. İyi ki kulak misafiri olmuşsun abi. Ben hiç böyle düşünmezdim yani. Düşünemezdim. Değmez kardeşim. Sen o parayı götürür iki günde ezersin. Hı. Ama yaptığın vicdan senin 30 sene sonra bile aklına gelir. Tamam. Bir daha da bu işlerden uzak kal. Arkadaş çevrende değişir. Böyle bir arkadaş çevren varsa da hepsini sil at. Değil mi? Tertemiz insanlar bul kendine. Evet, evet. Tamam mı kardeşim? Hadi tamamdır abi. Teşekkür ederim abi. Götür sahibini eve. Tamam. Sana güveniyorum bak. Tamam. Polis çağırmıyorum. Tamam, tamam abi. Tamam. Çok sağ ol. Teşekkür hadi ederim götür abi. Götür sahibini eve. Abi ben sana bir şey söyleyeceğim ya. Söyle kardeşim. Biz bir... hayvanlara karşı bir sosyal deney çekiyoruz. Heh. Yani hayvanlarla ilgili. Tamam. Vallahi ağzına sağlık. Çok güzel konuştun. Oo. Kameramız orada abi. Ha gördüm arkadaşım. Kameraman el sağlasın. Abi bu şekilde be. Ağzına sağlık. Gerçekten böyle insanlarla karşılaşmak çok güzel. Allah razı olsun. Doğrusu bu kardeşim. Evet evet. Yani doğrusu bu. Kötülük hiçbir zaman insanlara fayda getirmez. Kötü düşünen, kötülük yapan hayatı boyunca kötülük bulur. Ağzına sağlık abi. Yapma kardeş. Yani bu bir sosyal deneyim ama bazı insanlara da bir... Evet, çünkü böyle durumlar olur. Oluyor yaşayan insanlar var. Ona farkındalık olsun diye böyle değilmez. İnsanlara... Ağzına sağlık abi, çok güzel bir mesaj verdin vallahi. İnsanlara. Bak benim cebimde 100 lira para varken bile ben gittim bir garibenin karnını doyurmuş bir adamım. Allah seni inlersin. Bak bunu da söylerken utanarak söylüyorum. Allah büyüktür. Allah herkesin rızkını verir. Tamam evet, mı? Evet. Onu sana yollayan belki Allah'tır. Onu kapından çevirdiğin zaman belki sen vicdanen rahat hissedecektin kendini, hissetmeyecektin kendini. Oradan alırdım 2 paket, 3 paket sosis. Gelirdim buraya kadar dağıtırdım. Şuradan çıkardım yukarıya, uğrardım bir markete. Oradan alırdım odaya kadar. Şu peki doğru mudur abi? Hayvanları sevmeyen bir insan, insanları zaten sevemez. Gerçekten de yani hayvanları sevmeyen insan hiçbir şey sevmez. Evet, evet öyle. Hayvanları abi. Seven bir insan gözünün gördüğü her şeyi sever. Onun için hayvanları seveceksin. Hayvanlardan insanlara zarar abi vermez. Ağzına sağlık. Devam. Vallahi abi görüşürüz o zaman. Teşekkür tamam. ederim. Allah yolunuzu açık etsin. Afiyet olsun. Gel bakalım. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Maço'yla birlikte insanların tepkilerini aldık. Maço'yu çalmışım gibi davrandık. İnsanlardan çok sert tepkiler aldık. Bir abimiz çıktı, çok güzel nasihatler verdi bize. Sen şöyle yerde dur, bekle oğlum. Güzel bir sosyal deney, güzel bir kamera şakası olduğunu düşünüyorum. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse ne yapacağınızı biliyorsunuz. Hemen aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizin güzel yorumlarını da bekliyorum. Bugün Maço'yla birlikte Kadıköy sokaklarındaydık. Çok güzel tepkiler aldık. Bu tarz videoların devamı gelsin mi arkadaşlar? Yorumlara yazarsanız bu tarz sosyal deneyler çekebilirim köpeklerle. Boyka'yı da buraya getirebiliriz ama Boyka'yı buraya getirsek biraz fazla tepki alabiliriz. Bu arada Boyka'yı özlediğinizi biliyorum. Buralara Boyka'yı getirmek biraz sıkıntı oluyor. Arkadaşlar başka söyleyeceğim bir şey kalmadı. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın. Maço gel. Gel.